arkadaşlar bir göreve daha geldik. Şimdi Ebedi Çukur'da bossları keseceğiz. Nasıl gideceğiz? Ebedi Çukur bosslarını yaptık. Şimdi Ebedi Karga Rozeti. İlk önce karga mücevherini üzerimize alalım. Şimdi bunu 5 tanesini alalım üzerimize. Şimdi bu rozeti üzerimize takıyoruz öncelikle. Ondan sonra ESC, savaş, ebedi çukur giriyoruz. Büyük şehirlerde olmanız gerekiyor bu arada. Ebedi çukura bilmeniz için. Buradan görev alacağız arkadaşlar. Görev. Bir dakika. O'dan tekrar edilen görevleri aktif edelim. Günlük Piri Ebedi Çukur görevini alalım. Şimdi gidelim NPC'ye. Görevimiz tamamlandı. Şimdi tekrar görev alıyorum. Birinci dualımızı yapalım. Bu arada terfi için ne kadar istiyormuş onu da üzerine mücevherin üzerinde öğrenebiliriz. Şöyle mücevhere bakalım. DUO için 10 tane istiyor. Yani şimdi bir tane yaptığımız zaman terfiyi yapabileceğiz. Şimdi ben terfiyi de göstereceğim arkadaşlar. Umarım ölmeyiz. Birincisi o kadar zorlayacağını düşünmüyorum. Bu terfi için değil arkadaşlar bu arada. Bunu yapmamız lazım ki mücevher kasalım. Birincisini tamamladık. Şimdi görevi kime veriyorduk? Buraya veriyorduk. Görevi verdik. Tekrar görev alıyoruz. Şimdi geçelim buraya. Evet, Orkan geldi. Rakibimiz de gelecek. Evet, Fadus büyücüsü Faret. Halkının kurumuş kanlarını yıkamak için ölüme yol alan. Savaş başlasın. Canını fulledi. Evet, bu da tamamlandı. Görevimizi verelim. Üçüncü ebedi çukur düello. Gelelim buraya. Bu seferki boss'umuz neymiş? Onu öğrenelim. Orkan geldi. Karşımıza rakibimiz de gelecek. Koyu kan kokusu ile birlikte. Müttefikleri için sonsuz bir meydan okuma. Onur için durmak bilmeyen bir en güçlü gladyatör. Kunga. Aman. Bize bunlarla gel. Bu arada AP'niz ne kadar yüksekse o kadar güçlü olursunuz orada. Burada. Evet, görevimiz tamamlandı. Bu arada üzerimize HP'yi almamız zamanı geldi. Şimdi şuradan HP'yi de seçtirelim. Şimdi şuradan EP'simizden görevi tamamlayalım. 4 Sonuncu duello ne ya? Ebedi Göl'de Evergat'ı yen. Ve şimdi son boss'umuza geldik. Boss'umuzu keseceğiz şimdi. Kesmek üzereyiz. Biraz kaçalım, belki defansını düşürür. Ölmüyor, ölmüyor. Görevimiz oldu. Şimdi ebedi mücevherimizi aldık. Şimdi terfiye geçiyoruz arkadaşlar. Terfide nasıl yapılacağınızı anlatacağım. Evet, şimdi geldik terfi için. Ebedi Çukur'da devam ediyoruz. Şimdi şuradan terfi sınavını alacağım. Terfi DUO. Mühürlü Karga terfi kitabı. Onu alalım. Burada bize ne diyor? Terfi için gerekli kara mücevheri ver. Verdik. Şimdi sohbet ebedi çukuru hakkında bir bilgin yok mu? O mu diyecektik? Ne diyor bize? Bir dakika. Arayüzü açalım. Görevlerimiz tamam. Niye gözükmüyor? Terfi ebedi karga rozeti görevini alalım. Şimdi terfi için terfi sınavına gireceğini söyle. Tamam, gireceğimizi söyleyelim. Sohbet. Tamam, şimdi şuraya geleceğiz arkadaşlar. Şu verdiği terfi kitabına sağ tıklayacağız. Tamamdır. Şimdi arenaya girelim. Görevimizi yapalım. 5 tane boss'u keseceğiz arkadaşlar. Çelik kardeşleri yen. Everkat'ı yen. Vanriker'i yen. Pardon, terfi kitabını kullanarak Valkin'i yeneceğiz, Çelik kardeşleri yeneceğiz, Evergat'ı yeneceğiz. 4 tane yeneceğiz boss var. Valkin bu bizim neredeki desek? Yani Korsan Adası'ndaki Mob. Aynısı birebir. Bu kolay. Bunu keseriz. Bunu tamamladık. Şimdi diğer boss'umuz gelecek. Ne diyor? Çelik adamı yen. Şimdi çelik adamı yenip duaya atacağız arkadaşlar. Çelik adamı yenip diğer boss'umuzu bekleyeceğiz. Çelik adamı da yeneriz. Sıcak ve ateşlik dilek. Koyu kan kokusuyla birlikte sonraki maçı rakibi giriş yapıyor. Karşınızdaki çaresizliğe iten kusursuz saldırı. Onur yolunda durmak bilmeyen. Bilmez bir meydan okuma. Çelik adam. Gelelim ve keselim. Gel kuzum. Gel 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 gel. Şimdi gelelim. Çelik kardeşleri yeneceğiz. Şimdi yeneceğiz. Çelik adamlar. Nereye gidiyor bu? Evet. ikinci boss'umuz da tamamlandı. Şimdi buraya geçeceğiz. Evergat'ı yen. Sonra da Vanriker'i yeneceğiz. Vanriker neydi tam hatırlamıyorum ama Evergat şu bizim son boss'tu. Geçilmez savunma, yıkıcı saldırı, yenilmek bilmeyen en güçlü savaşçı Evergat. Evergat'ı yeneceğiz birazdan. Hadi hayırlısıyla. Birazdan yeneceğiz. Gel bakalım Evergat. Gel bakalım. Savunmasını yıkmamız lazım bunu. Yıkılmıyor adam ya. Bunu yere düşürmek lazım ama. Arkadaşlar nasıl yere düştüğünü bilen varsa yorumlara yazabilir. Bilmiyorum nasıl yere düşüyor şu an. Vanriker daha kolay olabilir bak bu arada. Aha sonunda. Ya neresinden tutarsan tut. Şimdi Vanriker son aşama. Bunu yendikten sonra terfimiz tamamlanacak. Aha. Bu biraz zor olabilir. Bu dönüyor muydu? Bir şey mi yapıyordu? Bu şeyler atıyordu değil mi? Fırtınalı bıçaklar atıyordu. O bıçakları atmadan kesmem lazım bunu. İşte bu. İşte budur. Galibiyet bizim. Aç kapıyı. Ve gördüğünüz gibi görevimiz tamamlandı. Şu görevi de alalım arkadaşlar. Gizli ter. Evet şimdi arkadaşlar Ebedi Çukur'da hakkında bilgim var mı? Bir dakika ne diyor? Çaylak Yulhon'un arkadaşı Lang ile konuş. Tamam. Ebedi Çukur, Yulia ile Diyarlo görevini alalım. 10 tane bize şey verecek. Şimdi Çaylak Yulia ile yapılan düelloyu kazan. Şimdi buraya düelloya gireceğiz. Yani atışacağız, savaşacağız. Çıksın şimdi şey. Ne çıkacaktı ya? Orkan çıkacak, Orkan. Orkan çıkmadı. Aa direkt savaşabiliyoruz mu? Bekleme varmış. Gene aynı şekilde var ama Orkan çıkmadı. Ölme. Bir dakika öldük. Evet tekrar yapacağız. Arkadaşlar öldük kusura bakmayın. Şimdi gelelim. Potumuz mu bitti bize? Var. Şu potu şey yapalım. Hep kullan diyelim. Bu sefer. Yeneceğiz ya, yeneceğiz. Bir kere zorlandık ama. Evet, görevimiz tamamlandı. Diyelim MC'ye, görevi tamamlayalım. Tamamdır. DUO görevi alabiliyor muyuz? Terfi TRI. Tamam arkadaşlar. Bu seferlik görevimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi Ebedi Çukur simgesini aldık. Şimdi kaç tane karga şeyimiz oldu? Karga mücevheri 10 tane oldu arkadaşlar. Artık 40 yaptığımızda da TRI için terfi sınavına girebileceğiz. TET için 130, PEN için 250. Arkadaşlar her gün şimdi bize kaç görev, yani bize daha fazla verecek. Normalde 5 veriyordu bu görev. Sanırım 10-10 vermeye başlayacak ve 4 günde biz bunu TRI'ye atacağız. Daha sonra 13 verecek diye hatırlıyorum günlük. O da 10 günde tamamlanacak. Daha sonra 25 verecek günlük. O da 10 günde PEN'e atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri tümünü açmayı unutmayın. Son bir şey, videoyu kapatmadan hatırlatayım. Size ebedi simge diye bir şey verir arkadaşlar. Ebedi simgeyi de şurada entegre servetler kısmından görebilirsiniz. Ebedi simgeyi göstereyim arkadaşlar. Onu da neler verdiğini burada görün. 130 ebedi simgemiz var. Burada günlük karga kutsal kutusu alabilirsiniz. Burada çeşitli ödüller alabilirsiniz. Ben size göstermek için bir tane karga takas kuponu alıyorum. Onda neler çıkacak bakalım. Aldım. Burada Kaan'ın konsantre sihri, şeytan öğütleri falan çıkabilir. Şimdi bunu açıyorum. Bakalım neler çıkacak. Onu da denemiş olayım. Neler çıktığını birlikte görmüş oluruz. Ne çıktı? Elyon göz yaşı kutusu çıktı. Gördüğünüz gibi Elyon göz yaşı kutusu 5 tane Elyon iksiri eder. Şimdilik benden bu kadar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.